Efendim, üretim maliyeti maddi değerini aşınca piyasada madeni para bulmakta zorlaştı. Birçok esnaf alışverişlerde bu nedenle zorluk yaşarken bozuk paraların neden azaldığına dair iddialar geliyor şimdi ekranlara. Birlik hiç yok. Piyasada şu anda sıfır. Bankaya gidiyoruz, banka hiç vermiyor. Piyasada bozuk para sıkıntısı var diyorlar. Yaşıyor musun? Ya Allah'ın iddimi seversin moralim. Çok bozuk bana dokunmuyor. Son dönemde bakkalın, marketin, kasabın, simitçinin derdi para kazanmak değil, bozuk para bulabilmek oldu. Çünkü piyasada bozuk para adeta kara borsaya düştü. Merkez Bankası veriyordu, sonra postaneye aktardılar. PTT'ye de gidiyoruz, postaneye de gidiyoruz. Bozuk para alamıyoruz, sağdan soldan topluyoruz biz de. Postaneden de haftada ya bir gün veriyorlar ya iki gün veriyorlar. Onu da 200 lira alırsak alıyoruz, alamazsak alamıyoruz yani. Bozuk paranın en çok kullanıldığı yerlerden birindeyiz. Seyyar simitçideyiz ve onun bozuk para kutusuna bakın. Toplasanız 20 lira yok. Bozuk parayı peki nereden temin ediyorsunuz? Yani bir şekilde vatandaşa diyorum işte cüzdanınızda fazla varsa bütünleyin. O şekilde bir çözüm üretiyoruz. Bazı işte biriken müşterilerimiz var işte 20 lira 30 lira. Bozuk veren var, bozuk veren var, hemen alın. Böyle gelenlere de artık soruyoruz 1 liranız var mı, 50 kuruşunuz var mı diye. Peki ne oluyor da madeni paralar yavaş yavaş piyasadan azalmaya başlıyor? Bununla ilgili en önemli iddia hurdacılarla ilgili. Madeni paraların üzerindeki rakam madeni değerlerinden daha düşük kaldığı için iddiaya göre hurdacılar tarafından kilolarca toplanıyor. 1 lira 2 lira 75 kuruşa geliyormuş. Dövizciler var şu ileride falan, onlar topluyorlar. Hurdacılar var, beraber çalışıyoruz diyorlar. Bir diğer iddiaysa gramajı düşürülen 1 lira ve 50 kuruşların eski versiyonlarının piyasadan çekilmesi. O paraların darphanede eritilip daha hafif şekilde yeniden basıldığı öne sürülüyor. Neden vermiyorlar? Basım olmuyormuş. Piyasada toplanıyor mu diyeyim artık? Veya bozuk paranın tedavülde fazla mı çıkmıyor? Hani onu bilemiyorum ama bir sıkıntı var.